Merhabalar, biz Nişan Türk izleyicileri, bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da bugün değerli konuğumuz bizlerle. Personal Trainer efendim Onur Yılmaz bizlerle, dediğimiz gibi. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim, ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Beni tanıyabilirsiniz. Ben 7 yaştan beri sporla uğraşan bir sporcuyum. Şu an antrenörüm. 7 yaşında Antalya Spor altyapısında futbola başladım, futbol oynadım. 11-12 sene, 13 sene Antalya Spor'da aktif olarak futbol yaşantımı devam ettirdim. O dönemde Türkiye 2.liği ve Türkiye 6.liği kazandık. Daha sonra lise bittikten sonra üniversitede yine sporlara devam ettik. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Antrenörlük bölümü mezunuyum. Orada da futbol yine ana branşım oldu. Tenis yardımcı branşım oldu. Oradan mezun olduktan sonra da 7 tane, 8 tane farklı belge alarak, 3 tanesi uluslararası olmak üzere antrenörlük hayatıma devam ettim diyelim. Hayatınız aslında bir nevi gözünüzü sporlaşmışsınız. Aynen öyle. Çünkü babam da benim teknik direktör, aynı zamanda antrenör. Annem de profesyonel sporcu. Kardeşim de profesyonel sporcu. Ailenin geneli sporcu olduğu için. Siz de işin içinde. Ben de aynen işin içinde. Harika. Oldum mecburen. Şanslısınız aslında. Aynen, şanslıyım. Ben de öyle görüyorum, aynı. Kesinlikle. Şimdi yeni yeni spor yapıyoruz, hayatımıza sporu katıyoruz. Daha çok görünüş aslında, gerçekten sağlık anlamında değil de gerek görüntü anlamında başlıyoruz. Sağlık ikinci plana atmışız, tam tersi olması gerekirken. O yüzden siz şanslısınız. Hatta mevsimsel de oluyor bu işler, biliyorsunuz. Kışın herkes yatar, aynen, yemek yer. Kendi dikmada yaza doğru havalar sıcak olmaya başlayınca herkes bir diyet modu, spor modu. Evet. Maalesef 10 yılda yaptığımız göbeği bir ayda eritmeye çalışan bir kitleye sahibiz. Biraz öyle problem yaşıyoruz. Siz de bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle nasıl programlar uyguluyorsunuz? Şimdi ben çok çeşitli sporcularım var işte açıkçası. Futbolcularım var. Zaten şu an Trabzonspor'da 4-5 tane futbolcum var. İlgilendim birebir. Trabzon'da yaşıyorum ben son 3-4 aydır. Onlarla birebir ilgileniyorum. Onun dışında çalıştığım iş adamları var. Yine yaşları yüksek ama 35-40 üzeri. Genç profesyonel sporcularım var, bayanlar var. Yani hepsinin şeyleri farklı, kademeleri farklı olduğu için, istedikleri farklı olduğu için aslında herkese göre bir plan program çıkarmak zorunda kalıyorum. Bu da biraz çeşitlendirme gerekiyor. Kendinizi çok geliştirmeniz gerekiyor. Her konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Dolayısıyla da biz de, ya ben kendi açımdan söylüyorum, biraz daha kişiye özel, bireysel olarak onun eksiğine dayanarak hem beslenmesini hem spor geçmişi ve sakatlıklarını da ön plana alarak bu şekilde program hazırlamaya çalışıyorum. Artısıyla eksisiyle farklılıklar katıyorsunuz. Kişi özel olması gerekir değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi şöyle, kişi özel olması gerekir. Şimdi örnek veriyorum. Bir sporcunuz vardır. Çok zayıftır. En basit örneği vereyim, herkesin anlayabileceği dilde. Kilo almaya çalışıyordur. Bir sporcunuz vardır, kiloludur, kilo vermeye çalışıyordur. Şimdi ikisine aynı programı uygulamanız biraz zor. Antrenman tekniği olarak. Dolayısıyla bir tanesi daha çok kalori alması gerekiyor, bir tanesi daha az kalori alacak. Antrenmanları bir tanesinin daha farklıyken, daha zorken, diğeri daha yağ yakımına yönelik antrenman planları çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla herkesin bireysel olarak hocasına, nasıl herkesin bir dişçisi, bir kuaförü varsa bir hocası olması lazım. Tek bir hocası. Birden fazla birkaç hocayla danışıp da kafayı karıştırmanın bir alemi yok. Şu an duyduğumuz şeyler de oluyor çevreden. O yüzden bence bireysel olarak birebir ilgilenebileceği, herkesin bir soru sorabileceği bir hocası olmalı diye düşünüyorum ben. Doğru. Bir de internet var işin içinde. Çok aslında, hem iyi hem kötü. Evet, hem iyi hem kötü. Şimdi biz, ben mesela profesyonel gözle gördüğüm için olayı biraz da, hani paylaştıkları videoları, yanlışları, doğruları analiz edebiliyorum. Ama bilmeyen için onun yanlış olduğunu, doğru olduğunu, evet, idrak etmesi biraz zor. Biraz profesyonel gözle bakmak lazım ona. Doğru. Bu kadar düzenli egzersiz yapılırken, yapıyorken diyelim elbette ki, motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi 7 yaşından beri yapıyorsunuz. Şimdi o... Her gün yaptığınızda varsayarsak hiç sıkılmadınız mı? Ya şöyle söyleyeyim, aslında tamamen iş aynada bitiyor. Aynada kendinizi ne kadar iyi görürseniz motivasyonunuz o kadar artıyor. O yüzden ben hep söylediğim tek şey var, bütün sporcularıma söylüyorum. Hatta 164 kilodan 80 kiloya düşürdüğüm bir sporcum var. Dünyada ilk onda. Kendisi çok başarılı, ciddi iyi bir sporcu benim gözümde. Bu işin kilidi diyorum sabır. Sabırlı olursan kendindeki değişimi göreceksin ve daha çok kendine bir şeyler katmak isteyeceksin. Dolayısıyla bu da sizi biraz daha motive ediyor. Hani niye bunun bir tık üstü olmayayım, niye bunun bir tık
daha iyisi olmayayım moduna girdiğiniz zaman biraz da çevrenizden böyle güzel tepkiler aldığınızda otomatik olarak vücut kendini hem psikolojik olarak hem bedensel olarak hazırlamaya başlıyor. Dolayısıyla ben biraz daha böyle kendi kendine insanı motive edebileceğine inanıyorum. Tabii psikolojik bir tabii sıkıntı yoksa, işte örnek veriyorum, Allah korusun ölümdür vesairedir, yakın birini travma kaybetmedir, ama öyle bir şey yaşamadıysa, genelde boşanmalar, ayrılıklar falan gibi örnek veriyorum, hani öyle bir şey yaşamadıysa bence ki insan hocası başta olmak üzere kendini motive edebilir diye düşünüyorum ben. En önemlisi zaten motivasyon. Kesinlikle. Onu kırmamak gerekiyor. Zaten bizim işin %80'i biliyorsunuz yani beyin beyinde de bitiyor. Yani beyin yorgun olduğu zaman spor yapmak da çok zor. Motive olmak daha zor. Çünkü kas hareketi yaptıran beyin aslında kas hareket ediyor okey ama beyin emir verdiği için ediyor. Aynen. İsteyip istememe kısmı en son o söylemiş aynen oluyor. Sporu sabah mı akşam mı yapmak gerekir? Şimdi çok aslında ucu açık bir soru. Bana göre ben mesela çift antrenman yapıyorum. Sabah kardiyo yapıyorum, kardiyo planlama yapıyorum. Çünkü insülin en düşük olduğu zaman, en çok yağ yakımı olan zaman. Dolayısıyla sabah çıkana yapılan kardiyolar çok güzel yağ yakımını sağlıyor vücutta. İkinci antrenmanımda kasa yönelik, biraz daha bölgesel antrenman. Dolayısıyla bunun bir, ya ben kendime göre profesyonel olduğum için ben kendimi bu şekilde planlıyorum. Çünkü zaten ama amatör bir insana göre, yani amatör demeyeyim de sedanter yeni başlayanlara göre bence kendini en iyi hissettiği saati seçmeli. Onu da zaten kendi hisseder. Normalde bunun birçok örneği var. Parmaktan kan alır mesela. Yurt dışında, Avrupa'da özellikle ben yurt dışı fuarlarına çok giderim, çok takip ederim. Parmaktan kan alır, her parmaktan kan alıp hangi saate uygun olduğunuzu belli eden şeyler var. Tabii ki. Yani çok değişik şeyler var. Benim zaten en son 6 ay önce bir Avrupa şampiyonluğum var, Avrupa ikinciliğim var. Ondan önce 2014 Türkiye birinciliğim var. Dolayısıyla biz bu işi biraz daha ben üst ve Avrupa dünyada çok takip ettiğim insanlar olduğu için yeni çıkan trendleri de takip ediyoruz. Mesela şimdi çıkan en son trend okuduğum bir ay önce size beslenme programı uyguluyorlar. Beslenme programından bir gün sonra veya o gün yaptığınız antrenmandan sonra ölçüm alıyorlar. O besinler size yarıyor mu, yaramıyor mu? Antrenmanda efekt kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz gibi ölçümler yapmaya başladılar. Artık gerçekten bilim uç noktaya gitmeye başlayınca işte biz de artık bu devrede saatin çok bir önemi kalmıyor artık. Sizin biraz daha iş hayatı da biliyorsunuz çok erken başlıyor, çok geç bitiyor. İnsanlara spor yaptırmak zor, sabah erken kalkması bir dert, trafik bir dert, akşam yorgunluk var. Yani aynen öyle. Şimdi sporuma gideceğim diye kesinlikle bir algımız oluyor. Yani ben hep söylüyorum, haftada bir gün spor olmaz. Bu kendini kandırmaktır. Yaşam biçimi haline getirmek lazım. Nasıl su içmek, yemek ise spor da o şekilde olmalı. Ben şu mesela daha çok vakti olmayan için evde egzersizler öneriyorum. Hani yarım saat bile olsa biraz böyle kan dolaşımını hızlandırıp biraz kası biraz böyle hareketlendirmek bence insanlara iyi gelecektir diye düşünüyorum ben. Hareketsizlikten aynen iyidir. O yüzden sabah akşam gibi ayırmaya gerek yok. Doğru değil. Doğru vakitte, doğru zamanda kendine ayırabildiği bir yarım saat bence çok etkili olacaktır. Aynen. Sizin özellikle uyguladığınız bir beslenme şekli var mı? Benim özellikle uyguladığım beslenme şekli var. Ben genelde rafine şekerlerden ve abur cuburdan çok uzak duran bir insanım. Genelde de uzak dururum. Yani off sezon ve on sezon vardır bizim. Yarışma dönemi ve yarışma dışı dönem. Genelde kışın böyle çok az bozarım. Bir ay gibi bir süre bozarım. Genelde düşük karbonhidrat diyet yaparım ben. Sağlıklı yağları çok kullanırım. Avokadoyu, işte zeytinyağını, badem, çiğ kuru yemişleri çok kullanırım. Ama genelde düşük karbonhidrat alıp yüksek proteinle ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü devamlı bir kilo verme olayı çok sağlıklı görmüyorum ben bunu. Kişilerde vücut özellikle evet, vücut için de iyi bir şey değil. Sonra derede çatlaklar falan da oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla ben biraz daha proteini ve yağları yüksek alıp, karbonhidratı düşük tutup, zaten yarışmalara bu şekilde hazırlandım. Bu şekilde devam ediyor. Yani hayatım hep bu şekilde. Saat 5'ten sonra, özellikle 6'dan sonra kalori alımını çok düşürürüm. Ciddi düşürürüm. Çünkü hem iç organlar biraz daha dinlenmeye geçiyor 8'den sonra, hem de hareketsizlik başladığı için insanlara da önermem, hep önerdiğim budur. Vaktim bile yoksa en azından beslenmeye biraz dikkat edebilirsiniz. Evet, dikkat aslında vermek de almak da çok kolay da. Çok basit. Nerede lezzetli şeyler var onu arıyoruz aslında. Aslında mesela lezzetli şeyler... Çiğ kuru yemiş dediniz. Biz işte tuzlusunu, evet, şekerlisini, tat... Biz tat arıyoruz aslında. Aynen öyle. İnsanlar tat arıyor ama şimdi biliyorsunuz bir kural var. 3-3-3 kuralı var. Duydunuz mu bilmiyorum. 3 gün, 3 hafta, 3 ay. Aslında alışkanlık bunlar. Doğru. Bunları
döndürdüğünüz zaman, yani sabrettiğiniz zaman dediğim olaya geliyor yine. 3 gün, 3 hafta, 3 haftadan sonra artık vücut alışmaya başlıyor. Eski düzeni unutuyor. Doğru. Dolayısıyla biliyorsunuz hani insanlar ölse bile, ESD bile ölse belli bir süreden sonra unutuyor. Aynı o sistem gibi bizimki de beslenmeyi de bu şekilde düzeltmek mümkün aslında ama işine geldiği gibi hareket etmek de biraz işi değiştiriyor diyelim. Değiştiriyor, alışkanlıklar işte. Aynen öyle işte. Onu da artık zamanla dediğim gibi vücudunu gördüğü değişiklikle yapabilirler. Egzersiz zaman bulamayanlara tavsiyeleriniz neler olur? Hem evde hareket etmek demiştiniz. Onun yanı sıra neler olabilir? Ya onun yanı sıra şunu öneriyorum. Mesela daha çok ofiste olan danışanlarım oluyor bazen. İnternet üzerinden gelen, Instagram üzerinden gelen sorular oluyor çok fazla. Diyorum ki mesela ofiste bile oturuyorsan en azından her 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada bir hatta yarım saatte bir vaktin varsa bir şöyle bir turla, bir işte ne bileyim çık bir nefes al, bir merdiven çık in ya da oturduğun yerde egzersizler yap gibi. Hatta vardır öyle yurt dışında çok fazla dünyada örnekleri var. Bazı iş yerlerinde pilates topuna falan tutturuyorlar belli bir saat, öğlen mesela bir saat. Onun üstüne iş yapıyorlar hani hareket olsun diye. Dolayısıyla bunları uygulayabilirler kendilerine. Çok zor bir şey değil evet. Yani onu biraz da istemek lazım ya. Ben ona inanıyorum. Hayatımıza katmamız gerekiyor. Aynen öyle. Aslında. İstemek lazım. Mesela belli bir yaştan sonra ağrımız sızımız olunca işte doktor önerdi spora başladın diyoruz. Aslında evet. Dediğiniz gibi doğar doğmaz belli bir yaştan sonra spor hayatımıza katıp küçük küçük çapta. Aynen öyle. Sizler gibi belki profesyonel olmasak bile kendimizi idame ettirme açısından, sağlık açısından yapmak gerekiyor. Ya hem öyle hem de şöyle düşünün. Kendinize yaptığınız bir yatırım bu aslında. Şimdi vücut zaten 40'a kadar bütün hormonlar, her şey çok üst seviye, çok üst seviyede ilerliyor. Yani zaten çok bir ihtiyacınız yok işin açıkçası. Ya yani mesela gençler derler ya, ya dünyayı yiyorum kilo alamıyorum. İşte onun zaten göstergesi o. Her şey en üst seviyede. Senin sakatlanma riskin en az, kilo alma riskin en az. Ama 20'li yaşlarda başladığın spora 40'a kadar devam ettirirsen zaten bir yatırım yapmış oluyorsun. Dolayısıyla 40'tan sonra yaşayacağın problemler seni çok etkilemeyecektir. Ben bütün sporcularıma bunu söylüyorum. Yani yatırım yapın kendinize. Nasıl sigortanız yatıyor, nasıl ev alıyorsunuz, arsa alıyorsunuz, araba alıyorsunuz. Kendinize de ufak tefek böyle yatırımlarla sağlıklı beslenerek olur, hareket halinde olmak olur gibi bir sürü şey yapılabilir yani. Yani önemli olan biraz istemek ve yapmak. Bugünkü emekler yarın öbür gün zaten aynen kendisini öyle. Gösterecektir. İlla ki kendinize çıkacaktır. Peki Onur Yılmaz'ın farkı nedir? Neden danışanlarınız sizleri tercih ediyor? Şimdi benim... Biraz önce bahsettiğim konuya geldik. Benim profesyonel futbolcularım var. Her bölgeden sporcularım var. Dolayısıyla ben kendimi hep çeşitli kılmak zorundayım. Yani o yüzden yurt dışı fuarlara çok giderim. Yurt dışında dünyadaki örnekleri çok iyi takip ederim. Çünkü neden? Her sporcunuza vermeniz gereken bir cevap var. Dolayısıyla futbolcumla da, işte iş adamımla da, bayanlarla da, küçük yaştaki sporcumla da hepsiyle hepsini sorduğu soruya cevap vermek zorundayım. Beslenme de olur, antrenman da olur. Mesela tatile gidiyor, hocam ne yapayım? Veya hocam şunu öneriyor musun? Aslında işin özü biraz ansiklopedi gibi olmak lazım. Yani bir kitap gibi görmesi lazım seni sporcunun. Yani Onur Hoca'ya danışırsak bunun bir şekilde cevabını alırız. Güven duygusu. Güven duygusu. Bunu yaşatmak lazım. Belki de seçim odur. Belki de iyi bir sır tutucuyumdur, iyi bir sır tutarım. Sırdaş olurum. Yani her arkadaş şekilde onun gibi. Yani arkadaş gibi biraz daha samimi olmak lazım. Maddi ilerlemek lazım. Ben en büyük bunu görüyorum. Bir hocanın maddiyatı bir kenara bırakıp manevi olarak sporcusuyla ilgilenmesi lazım. Çünkü bazen biliyorsunuz şimdi ben trenerim ama siz spora geldiğinizde motivasyonunuz düşük oluyor. Bunu benim sağlamam lazım ki sizi oraya hazırlayayım. Ben de düşersem doğru. O zaman hiçbir şey yapmayacağım. O zaman gidip rakı balık yapmak zorunda kalırız gibi düşünüyorum ben. Bu şekilde düşünüyorum. Bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir? Bundan sonrası için hedeflerim şu an aslında olmak istediğim yerdeyim. İşin açıkçası profesyonel futbolcularla çalışmak çok keyifli. Özellikle şimdi Trabzonspor'da 5-6 tane futbolcum var. Onlarla birebir ilgileniyorum. Şu an tam olmak istediğim yerdeyim ama bunun tabii ki illaki bir tık üstü olacaktır. Hedef bitmez. Tabii. Hedef biterse siz de geri gidiyorsunuz. Belki daha iyi yerler olabilir. Belki daha... yurt dışı olabilir. Benim çok istediğim şey Amerika'da kalmak, biraz orada kendimi geliştirmek, daha böyle ekstra şeyler yapmak. Ama onun dışında zaten bir Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonum var. Belki anneme de söylemişimdir. Anne işte bir tane dünya şampiyonluğum olsun ya da dünya birinciliğim, ikinciliğim olsun fark etmez.
O da oturduğu yerde de bana ama yeter bu kadar da. Yani belki bir yarışma daha olur ama şu an zaten olmak istediğim yerdeyim diyeyim. Ne kadar Bunu güzel. Biraz daha pekiştirmek İlla ki olursa daha güzel ilerletmek. olur, evet. Olursa daha güzel olur, daha iyi Evet, olur. daha iyi olur. Buradan sizler gibi hem profesyonel olarak hayatta sporla gözünü açmak ve buna devam etmek isteyen gençlerimize bu yolculukta tavsiyeleriniz neler olur? Onlara şöyle bir tavsiyem olur. Benim de bir genç sporcum vardı. Biliyorsunuz gençler çok araştırmayı seviyor artık. Eskisi gibi değil. İnternet var, her şey var. Elimizin altında YouTube var. Birincisi her konuşulanı dinlemesinler. Gerçekten bir veya iki tane danışanları olsun. Gece hayatından ve beslenmelerinden çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü çok çeşitli beslenmeler var. Şu an çok şanslılar. Protein barlar çıktı, protein içecekleri Her çıktı. şey. Evet, onlar her şey var. Dolayısıyla ben onlara önereceğim tek şey steroidlerden biraz uzak durmalarını öneririm. Çünkü çok genç yaşlarda kullanmaya başlıyorlar. İlaçlardan çok uzak dursunlar. Protein tozu, BCA vesaire bunları kullanabilirler. Bunlardan bir problem olacağını ben düşünmüyorum ama anabolik steroidlerden uzak durmalarını öneriyorum onlara. Çünkü yaşları daha çok genç. Zaten en üst seviyede hormonları. Onları bitirmesinler ve bu işe gerçekten sarılıp Gönül bir versinler. hedef koyarak hareket etsinler. Hedef koyarlarsa her zaman istedikleri yere daha çabuk geleceklerdir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür Sağlık ederim. Ve başarınızın da kat ve kat devamını dileyerek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ ben de olun. Çok mutlu oldum. Çok bu söyleşi güzel oldu. Çabuk çok geçti. Teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz personal trainer efendim Onur Yılmaz. Bugün bizlerleydi. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.